da biz yani Erazı'nın içindeyiz. Peki arı marın var mıydı? Valide olmak abi, arıları harcadım, daha da uğraşmayayım. Emekli oldum, o işlerle uğraşmayayım ben daha. Emekli mi oldun? He, hazır. Aslında senin işin tam arıcılık. Hazır, hazır yiyik abi. Benim şimdi oğlumun mali vardır. Mali muli ona verdim. Şimdi babalar bizim köyden mali böldü mü kendine bir hisse koyuyorlar. Ben hisse koymadım. Hepsini ona verdim. Verdin. Şimdi o da bizim. Allah razı olsun. Kurbanımızı keser, sütümüz, yoğurdumuz yani oradan gelir. Peki şimdi hacı, yazın çalışıyorsun. Şimdi sen kışında tereyağını yiyorsun öyle mi? Yiyeyim, tabii. Yanında ne var tereyağın? Lorsuz mu? Lorsuz olur. Lorsuz olur mu? Gögermiş lor mu? Tabii. Ne güzel. İçinde cıvıl peynirli şöyle. Tabii. Tabii. Onlar bol abi. Ondan böyle dinçsin, dirisin. Artık. Ondansın. Şimdi yılları çalışarak o geçirdin ya. Evet abi. Şimdi insanlar hep masa başında oturuyor, yiyor, obez oluyor efendim. Evet. Sağlık harcanıyor, gidiyor. Şeker, kalp, şu, bu her şey sarıyor. Sarıyor. Buna ne diyeceksin hacı? Ben ne bileyim abi. Ben buna diyeyim ki yiyi, enerjiyi harcayamayı, artık yani. Sen bu hastalıkları kaç yaşında duydun? Abi ben bu babamdan, abimden duymadım ama gördüm aşağı yukarı diyelim ki 25-30 seneden sonra bu millet çekti. Peki ne söylemek istersin şu yeni nesile? Abi yeni nesile Allah alem bu hazır olduğundan, bu katkılara bir şeyler karışığından Allah alem ondan oldu. Bilmeyen ele hissediyor. Eski şu değirmenlerimizde öğütülen buğday, unumuzdan, ekmeğimiz, tandırda. Diye bir şeyler şundan hele bana ama. Ona abi pişirirdik, lorda katardık. Annemizin ekmek yapardık. Makaranın üstüne yağı sererdik. Yani iyiydi. Ya hacı ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi benim çok sevdiğim bir şeydir biliyor musun? O eskilerde şu efendim... O yayık vurmaya başladımış, tak tuk, oradan yağ çıkacak, o taze lorunan, o yeni çıkmış yayıktan yağ, o katkısız dediğin gibi değirmende öğütülmüş kepeği, her şey içindeki o tandır ekmeği. Ya o insana ne olurdu ki? Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bir şey oradan geldiniz siz işte, ondan böylesiniz. Bir şey bilmiyorduk abi işte, sonradan bildik biz. Sonradan bu böyle oldu. Evet, hep fabrikaya, hep şeye, şuna buna vurduk. Ha şimdi Allah'ıma şükürsün, ben ha şimdi eskiden kotan koşardık da. He. Sen bile gelsen belki de onları bilirim. Yaşamadın. Ben genç değilim, ben senden yaşlıyım. Ama konuşturmuştuk, sen bilirsen. Ben senden yaşlıyım, sen de. Kotan tutardık, reşbellik eder, bayırda yatardık. Tabii. Ekmeğimizi evden gelirdi, babalarımız getirirdi, biz tek reşbelliği bitirek. Şöyle. Harmanlar ederdik, ya. Sap getirirdik. Tığlar savrulacak, gemler gelecek, akşamları öküzün koltuğunun dibine yatacaksın. Ben senden yaşlıyım hacı, merak etme. Ben senden yaşlıyım. Sen benden soğuk görmüş. Ben senden. Tabii ki. Ben senden yaşlıyım. Ne güzel günlerdi. Yoktu ama bereket vardı. Huzur vardı, güven vardı. Öküzü dağa verirdik. Biz reşbellik ederdik. Çıkardık dağdan öküzü indirirdik. Ya alemler başka. O dağlar sana tutar mı? Şimdiki gençler çıkabilir mi o dağlara? Abi şimdiki gençler böyle partal atmayalım. Ambundan diyelim ki 8 sene evvel annemizin sigarayı da yeni bırakmışım. Delikanlılar benimle dağa davranamadı abi. Vallahi. Ya. Atları tutmuyor, atları salıyor kışlar. Davranamadı abi. Şimdiki delikanlılar benimle davranamaz abi. Ben şimdi iyi. Yani iyi gezerim. Maşallah subhanallah. Maşallah diyelim. Bir şey diyeyim. Maşallah subhanallah diyelim. Ne görüyor? Maşallah benim oğlum var. Bir işten geldi mi? Oh ciddi böyle cigerlerim doğrula daha duba onun daha düşer. Nasıl? Okun ne senin ya? Çilon ne? Yaşantın ne? Şimdiki gençler görüyor. İş yok. Yalan. Zoru da görmediler.
Biz onlar hırpalanmasın, şey yapmasın diye hep kendimize vurduk öyle. Kıydık öyle. Şimdi evin yanında biçerik, ekseri biz makineyle biçerik. Hı. Benim oğlum o kıylarını biçmez, tırpan almaz. Ben kıylarını biçerim, makuni biçerim. Makuni ben ona da koymam. O ağzın burnun diye nedir? Ben aşağı yukarı 3-4 patlık biçerim. Ya. Gene de ona derim edemeyim. Ondan evvel giderim. Peki hacı, şimdi gelelim şu köylerimizi şu an buraya gelmişken. Onu da bir değerlendirelim. Masaya vurduğun için kamera sarsılıyor. Öyle. Ben bu tarafa çekiliyorum abine. Şimdi hacı. Şimdi kardeş, köylerimizde değerlendirelim. Şimdi köylerimizde neredeyse yoğurdu bile Bayburt'tan götürüyorlar. Aynen. Yumurtayı, ekmeği. Bu ne olacak bu halimiz abi, bizim? Bilmiyorum. Üretim kalmadı, ekip, biçip, hayvancılık. Bu ne abi, diyeceksin? Tembelleştiler. Nasıl edeceğiz hacı biz bu işi? Şimdi işte ben ne bileyim, evvela. De bu yeni nesile de bir şeyler ya. Ne de bir söz ya. Sahibi ya. Ele bakıyorlar abi. İnan ki ele bakıyorlar. Babanın maaşına bakıyorlar. Babanın parasına bakıyorlar. Yani ne bileyim. Babanın yerine şimdi benim... Ben reşvelik ederim aşırı abi. Benim meyvem de var. Evet. Ne var yok yapıyorum. Eskiyi çalışıyorum. Hiç yatmam abi. Ya şimdi hacı, köyde köylü gibi oturulanmıyor. Evet. Yani köyde köylü gibi otur. Yani ne demek bu? Ya arkadaş, şekeri çayı sen köyde üretemezsin ama ya o patatesin, soğanın, marulun, maydanozun, yağın, peynirin, yoğurdun, yumurtan ya yapma onu bunu. Onu da mı yapamam ya? Ya işte ben yapayım, ben hele yapayım burada. Ya şimdi ekinlerimiz daha ekilmiyor, tarlalarımız ekilmiyor. Yok, hiçbir yok, şey kalmadı. Yok, ya bir şeyler söyleyin yani, siz yaşlılar köylerinizde önce olun. Anlatın, deyin, uyarın bu nesili. Abi bir kıtlık olursa aylıktan geberirler. Geberirler ya. Geberirler abi. Ben şimdi öküz alır, çift ederim. Allah için şimdi eğer şimdi dur hacı, şimdi dur ha, orada bir şey söyleyeyim. Eğer beleysem. Orada, şimdi burada bir şey söyleyeyim ben. Şimdi kardeş, sen bu yaşında bile Bayburt'ta köyde otururken...